Arkadaşlar merhaba. Bugün Birinci Dünya Savaşı ile dersimize devam edeceğiz. Birinci Dünya Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti'nin toprakları dört tane ittifak devleti arasında paylaşılmıştı. Bu devletler İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya ve İtalya. Bu paylaşımda imzalanan antlaşmaların isimleri, aynı zamanda bu anlaşmalarda hangi Osmanlı toprakları hangi ittifak devletlerine verildi? Önce buna bakalım. Gizli antlaşmalardan biri İstanbul Antlaşması. Bu antlaşma İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya arasında imzalanmıştır. Bu anlaşmayla Çarlık Rusya'ya 1. Dünya Savaşı'ndan sonra boğazlar ve çevresi vaat edilmiştir. Çarlık Rusya'nın biliyorsunuz yıllardır, hatta yüzyıllardır sahip olduğu bir amaç vardı. Boğazlar üzerinden sıcak denizlere Akdeniz'i inip ardından da büyük okyanuslara açılarak büyük bir dünya devleti haline gelme hayali. Tabii bu hayali panslavist politikayla pekiştirmeye çalışıyordu Rusya. Gizli antlaşmalardan bir diğeri Londra Antlaşması. Bu antlaşma İngiltere ile İtalya arasında imzalandı. Bu anlaşmayla İtalya'ya bazı Osmanlı toprakları vaat edildi yine. 12 ada, Antalya ve çevresi. Bu gizli antlaşmaya göre savaştan sonra İtalya'ya bırakılacaktı. Şimdi bu anlaşmanın şöyle bir önemli özelliği daha var. Biz İtalya'yı 1. Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde aslında Almanya ile birlikte görmüştük. Yani İtalya ittifak grubuyla savaşa başlamıştı. Ama bu anlaşmayla yani Londra Antlaşması ile birlikte İtalya saf değiştirerek itilafların yanına geçti. Gizli antlaşmalardan bir diğeri McMahon Antlaşması. Arkadaşlar biz cephelerde özellikle Kanal Cephesi'nden sonra yani Filistin-Suriye Cephesi'nde, Hicaz-Yemen Cephesi'nde, Irak Cephesi'nde Araplarla İngilizler arasındaki ittifakı gördük. İşte bu ittifakın nedeni bu antlaşmada gizli aslında. Anlaşma dönemin Mısır valisi McMahon ile Mekke emiri Şerif Hüseyin arasında imzalandı. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde yaşayan, onlarla birlikte yaşayan Araplar, 1. Dünya Harbi'nden sonra İngilizler tarafından bağımsız bir devlete kavuşacaktı. Osmanlı Devleti'ne Araplar isyan ettiği takdirde, yani İngilizlerin yanına geçtiği takdirde, savaştan sonra Araplara bağımsız bir devlet vaat edildi. Diğer gizli antlaşma, İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanan Sykes-Picot Antlaşması. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti'nin stratejik toprakları itilaflar arasında paylaşılırken, bu paylaşıma göre Adana, Antalya, Suriye kıyıları ve Lübnan Fransa'ya verilecek, Irak ise İngiltere'ye 1. Dünya Harbi'nden sonra bırakılacaktı. Geldik Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması'na. Bu anlaşma İngiltere ile İtalya arasında yapıldı. Anlaşmaya göre İzmir, Batı Anadolu topraklarıyla Antalya, Konya ve Aydın İtalyanlara bırakılacaktı. Şimdi bu gizli antlaşmada bir değişiklik olduğunu göreceğiz. Özellikle savaştan sonra İngiltere yanı başında güçlü bir İtalya'yı istemeyecek. O nedenle Batı Anadolu topraklarında aslında biz İtalyanları değil de Yunanlıları göreceğiz. Ama şimdilik plan buydu. Petrograd Sözleşmesi Rusya ile imzalandı. Bu anlaşmayla Doğu Anadolu ve Trabzon'a kadar yani Kuzeydoğu Anadolu toprakları Karadeniz kıyıları ile birlikte Rusya'ya bırakılacaktı. Burada Saint-Jean-de-Maurienne Antlaşması ve Sykes-Picot Petrograd İtalya'nın aleyhine olduğu için imzalanıyor burada. Yani demin dediğimiz gibi İngiltere aslında yanı başında bulunan İtalya'yı güçsüzleştirebilmenin hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Arkadaşlar gizli antlaşmayla Osmanlı Devleti'nin paylaşımı haritada görülüyor. Osmanlı Devleti'ne gördüğünüz gibi burada
İç Anadolu'nun bir kısmı, aynı zamanda Karadeniz'in yine bir kısmı bırakılırken geriye kalan Osmanlı Devleti'nin toprakları dilim dilim İtilaf Devletleri tarafından adeta paylaşılmış. Evet, gördüğünüz gibi İtalya'nın nüfuz ettiği bölgeler Akdeniz ve Batı Anadolu. Şimdi gizli antlaşmalarda olmayıp da Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşımında sahneye çıkan bir devlet var. Yunanistan, İzmir ve çevresi demin dediğimiz gibi onlara bırakılacak. Aynı zamanda Boğazlar bölgesi, İngiliz nüfuz bölgesi Irak, bununla birlikte Fransızların hükmettiği topraklar Osmanlı toprakları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'in bir kısmı, bir de gördüğünüz Suriye toprakları. Bir de burada özellikle Çarlık Rusya'nın savaştan çekilmesiyle birlikte, daha doğrusu yıkılması, onun yerine kurulan Sovyet Rusya'nın savaşa devam etmemesi üzerine Wilson ilkelerinden hareketle Doğu Anadolu topraklarında İtilaf Devletleri bir Ermeni devleti oluşturmayı tasarlıyorlardı. Gizli antlaşmaların yapılma nedenlerine baktığımızda aslında biraz geriye gittiğimizde olayın temeli 1815 Viyana Kongresi'ne dayalıdır. 1815 Viyana Kongresi'ni Avrupalı devletler düzenlerken kongrenin toplanma amacı aslında o gün Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımına karşı imparatorlukları korumaktı. Ama bu kongre esnasında İngiltere, Rusya'ya Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmayı teklif etti. Fakat İngiltere'nin bu teklifini o gün çıkarlarına aykırı gören Rusya kabullenmedi. İşte bu şark meselesi dediğimiz olay, Batılı devletlerin doğuda bulunan Türk İslam devletlerini, özellikle de Osmanlı Devleti'ni paylaşım planı, paylaşım tasarısı. Yani bu şark meselesinin temeli aslında 1815 Viyana Kongresi'ne dayalıymış. Şark meselesini gördüğümüzde aklımıza Doğu projesi, yani Osmanlı Devleti'nin paylaşım projesi aklımıza gelmeli. Burada gizli antlaşmalar yapılırken tabi zor günler yaşayan Çarlık Rusya'yı savaşa geri döndürme adına bir mücadele içerisindeydi İngiltere, Fransa. Onun için Rusya'yı yanlarında tutma anlamıyla Rusya'ya İstanbul, Boğazlar, Doğu Anadolu toprakları vaat edilmişti. Baktığımız zaman Londra Antlaşması ile İtalya saf değiştirdi demiştik. Demek ki itilafların bu gizli antlaşmayı yaparken bir diğer amacı İtalya'yı kendi taraflarına çekmek. Evet, burada not olarak da yazdık. Şark Osmanlı'nın sahip olduğu topraklarının Avrupalı devletler tarafından, yani İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler tarafından paylaşım planı. Yani bu gizli antlaşmalar gizli ise yani niye ortaya çıktı? Öncelikle gizli antlaşmaların ortaya çıkmasına neden olan ünlü bir isim var. O isim Lenin. Sovyet Rusya lideri Lenin bu gizli antlaşmaları dünyaya duyurdu. Çünkü Lenin Sovyet Rusya'yı kurduktan sonra İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletleri suçluyordu aslında. Lenin bu devletleri suçlarken Rusya'nın şu anda büyük bir dünya savaşını kaldıramayacağını düşünmüş. Bu devletlerin de Rusya'yı zoraki savaşa çektiklerinden dolayı onlara karşı bir düşmanlık beslemeye başlamıştı. İşte Lenin bununla ilgili bir eser yazıyor. Yazmış olduğu eserin adı Sarı Kitaplar. Bu Sarı Kitaplar adlı eseriyle Sovyet Rusya lideri imzalanan tüm gizli antlaşmaları dünya kamuoyuna duyurunca abi gizlilik diye bir şey kalmadı. Gizli antlaşmaların ortaya çıkmasına neden olan bir diğer etken İngiltere, Rusya ve Fransa üçlüsünün Osmanlı topraklarını paylaşmasını öngören gizli antlaşmalar yapması. Yani bu üç tane devlet Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşmaya yönelik gizli antlaşmalar imzalayınca, özellikle İngiltere ile daha sonra İtalya arasında ortaya çıkacak olan görüş ayrılığı gizli antlaşmaların deşifre olmasında etkili oldu. Aynı zamanda Lenin'in girişimiyle Osmanlı topraklarının paylaşılmasını öngören gizli Sykes-Picot Antlaşması da yer aldı. Sykes-Picot Antlaşması ile birlikte İngiltere ve Fransa, özellikle Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu topraklarını paylaşınca, bu durum aslında
Rusya'nın işine gelmiyordu. Onun için gizli antlaşmaları Lenin deşifre etmişti. Çarlık Rusya'nın Japonya ile gizli sözleşmesi var. Bu sözleşmeye göre her iki devlet Çin'de nüfuzunu, gücünü arttırmak isteyen üçüncü ülkeye karşı ortak bir şekilde mücadele edecektir. Şimdi bu iki devlet özellikle Uzak Doğu'da nüfuzunu artırmak isteyen devletlere karşı ortak mücadele etme kararı alınca Çarlık Rusya, Japonya karşısında İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletleri almış oldu. Yani bu devletler tabiri caizse Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı topraklarını önce kendi aralarında paylaştı ama menfaatleri çatışınca bunlar karşı karşıya geldi. Ve bu tabii menfaatlerin çatışması gizli antlaşmaların da ortaya çıkmasına neden oldu. Arkadaşlar, Birinci Dünya Harbi'nin bitişini hızlandıran en önemli etken 1917 yılında ABD'nin savaşa katılması ile birlikte ortaya çıkan ilkelerdi. Evet, bu ilkelerin adı Wilson ilkeleri. İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılan ABD Başkanı Wilson, her iki tarafın da çıkarlarını gözettiği iddiasıyla 14 maddelik bir bildiri duyurdu. Şimdi burada barış sağlanırken nelerin gözetileceğini, barıştan sonra dünyanın yeni düzeninin nasıl olacağını tespit etmek üzere ortaya atılan Wilson ilkelerinin bazı maddelerine geçmeden önce şunu bilelim. Ya burada ABD'nin Wilson'ın amacı böyle iyilik meleği gibi ortaya çıkıp da dünya barışını sağlamak değil. Aslında ABD özellikle İngiltere, Fransa gibi sömürgeci devletlerin güçlenmesinden rahatsızlık duyup büyük bir dünya devleti haline gelebilmek için sahneye çıktı. Dünya devleti haline gelmeyi amaçlayan ABD bu nedenle savaşı bitirebileceğini ifade edip Wilson ilkelerini yayınladı. Yani burada aklınıza şu soru gelebilir. Hani niye ABD? Niye başka bir devlet değil de niye ABD? Arkadaşlar, ABD Birinci Dünya Savaşı'na kadar herhangi bir savaşın içerisinde yer almamıştı. Yani ABD tarafsız bir devletti. ABD'nin bu tarafsızlık politikasına verilen isim Monroe Doktrini. Yani ABD diyordu ki ben Avrupalı devletlerin hatta hiçbir devletin ne yanında yer alacağım ne de karşısında yer alacağım. Birinci Dünya Harbi başladığında da ABD tarafsızdı. Hatta tamam, İtilaf devletlerine silah cephane satıyordu. Ama safını belirginleştirmemişti. Baktı, gördü ki İtilaf Devletleri savaşı bitirmek istiyor. Çünkü İtilaf Devletleri Birinci Dünya Harbi'nde önde, yani yeni topraklar elde etti. Savaşın bitmesi için de yenilen devletlerin, ittifak devletlerinin ikna edilmesi gerek. Şimdi öyle bir devlet aranıyordu ki bu devlet savaşı bitirmek için arabuluculuk yapmalıydı. Yani aslında eli kolu çok fazla kana bulanmamış bir devlet olmalıydı görünüşte. İşte bu devlette ABD olduğu için ABD sahneye çıkarak bu ilkelerle birlikte dünya barışını sağlamayı görünürde amaçladı. Ama tekrar ediyorum, ABD'nin asıl amacı büyük bir dünya devleti haline gelebilmekti. Wilson prensiplerine baktığımız zaman önce bütün barış antlaşmaları açık olacak. Bu antlaşmalardan başka milletler arası gizli antlaşmalar yapılmayacak. Şimdi ABD Başkanı gizli antlaşmalar yapılmayacak diyor. Aslında burada ABD'nin amacı büyük devletlerin daha fazla güçlenmesini engelleyebilmek. Yani bu büyük devletler derken İngiltere, Fransa, İtalya gibi sömürgeci devletlerin güçlenmesini önlemekti. Yani burada aslında ABD dolaylı olarak sömürgeciliği bitirmeye çalışıyordu. İlkelerde yer alan bir diğer maddede dendi ki savaş sonunda yenenler yenilenlerden toprak almayacak. Şimdi bu yenenler derken aklımıza ittifak devletleri, yani bağdaşma grubu geliyor. Yenilenler derken de tabii İtilaf devletlerini düşüneceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman özellikle Osmanlı Devleti açısından bu maddeyi yorumlayacak olursak Osmanlı yenilenler grubunda. Savaş devam ediyor. Osmanlı Devleti'nin elinde Anadolu ve bir kısım Orta Doğu toprakları, Musul ve çevresi kalmış. Osmanlı diyor ki eğer ben savaşa devam edersem muhtemelen
Bu toprakları da kaybedeceğim. Koskoca ABD. Ya koskoca Wilson söz verdi. Dedi ki savaş sonunda yenilenlerden toprak almayacak. İşte bu madde Osmanlı Devleti başta olmak üzere ittifak devletlerinin savaştan çekilişini hızlandırmıştır. Ama burada şunu da unutmayalım yine. Wilson bu madde ile birlikte bir kez daha İngiltere, Fransa gibi sömürgeci devletlerin güçlenmesini engellemeye çalışmıştı. Wilson ilkelerinde yer alan bir diğer maddede deniliyor ki yenilenler savaş tazminatı ve cezai tazminat ödemeyecektir. Yani ABD İngiltere, Fransa'ya diyor ki bak diyor ben bu savaşı bitiriyorum. Bak diyor araya girdim ama söz verin bana. Savaş sonunda siz yenilenlerden herhangi bir savaş tazminatı veyahut da herhangi bir toprak almayacaksınız. Şimdi İngiltere, Fransa, İtalya buna tamam diyorlar. Ama bu devletler savaş bittikten sonra özellikle bu maddede küçük kelime oyunları düzenleyerek toprak kazanmaya devam edecek. Arkadaşlar bunun en güzel örneği aslında Monroe'sun 7. maddesi. Bununla birlikte Paris Barış Konferansı'nda savaş tazminatı yerine kullandıkları onarım bedeli, onarım masrafı. Yani ha savaş tazminatı ha onarım bedeli. Monroe'sun 7. maddesiyle de zaten adamlar güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebileceklerdir maddesini Osmanlı'ya kabul ettirdiler. O nedenle ilkeler yayınlandı ama bu ilkeler tabi harfiyen hayata geçirilmedi. Bir diğer maddede devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümleyecek milletler arası bir teşkilat kurulacaktır diyor Wilson. İşte burada Wilson, dünya barışını sağlayabilmek için Cemiyet-i Akvam'dan yani Milletler Cemiyeti'nden bahsediyor. Milletler Cemiyeti'nden ilk kez Wilson ilkelerinde bahsedildi. Ve unutmayın, Milletler Cemiyeti Paris Barış Konferansı ile kuruldu. Ancak 2. Dünya Harbi'nin çıkışını engelleyemediği için Milletler Cemiyeti dağıldı. Bir de tabii bu da önemli. Milletler Cemiyeti'nin günümüzdeki karşılığı ise yine dünya barışını korumak için oluşturulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'dır. Evet, günümüzdeki karşılığı Birleşmiş Milletler Teşkilatı. Arkadaşlar burada Wilson özellikle İngiltere, Fransa gibi devletleri frenleyebilmek için sömürgeciliğin kaldırılması gerekliliğini söyledi. Sömürgeciliğin kaldırılması ile birlikte artık her millet kendi geleceğini kendisi belirleyebilecekti. Burada Wilson prensipleri içerisinde Osmanlı Devleti'ni doğrudan ilgilendiren bir madde var. Wilson diyordu ki Osmanlı Devleti'nin Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu bölgelerinde Türklere kesin egemenlik verilecek. Türk egemenliği altında bulunan diğer milletlere de kendi kendini yönetme hakkı verilecektir. Yani aslında baktığımız zaman bu madde böyle kulağa hoş geliyor ama maddenin biraz ayrıntısına indiğimizde burada Wilson sanki de Osmanlı Devleti'nin temeline bombayı yerleştirmiş. Çünkü Osmanlı Devleti burada tamam devam ediyor ama hani diyor ya Osmanlı'nın bünyesinde yaşayan diğer milletlere kendini yönetme hakkı verilecektir. Mesela Doğu Anadolu'da Ermeniler yaşıyor. Batı Anadolu'da Rumlar bulunmakta. Bu adamlar da bağımsızlıklarını ilan edebilmek için cemiyetler kurunca, isyana, ayaklanmaya, karışıklık çıkartmaya devam edince Osmanlı Devleti'ndeki bu bomba elbette nasıl patlıyor? Bum diye patlayacak. Evet, yani burada Osmanlı Devleti'nin parçalanacağı vurgulandı. Bu madde Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'da başlayan işgallerin hukuk dışı, bu durum karşısında ise Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlık mücadelesinin hukuka uygun olduğunu gösterir. Yani şöyle bir gerçek vardı. Anadolu topraklarında elbette Müslüman Türk nüfusu Ermeni veyahut da Rum azınlığa göre daha fazlaydı. O nedenle Anadolu toprakları aslında Osmanlı Devleti'ne bırakılmalıydı. Ancak Anadolu topraklarında cemiyetlerin oluşturulması ile birlikte Müslüman Türk nüfusu ile azınlık nüfusun karşı karşıya geldiğini göreceğiz. Yani
Baktığınız zaman bu madde o cemiyetlerin kurulmasına, azınlıkların isyan etmesine bir ilham kaynağı olmuştur. Bundan sonraki dersimizde devam edelim arkadaşlar.